Herkese merhabalar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde Foot Champions ödüllerimizi açacağız. Haftanın takımında bir Neymar var. Kırmızı piklerden veya Team of the Week paketinden çıkarabilirsek harika olur. Rank 2 bitirmiştik. Son bölüm gayet güzeldi. Son 4 maçımızı kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Rank 2 bitirdik. Bakalım, umarım bunun ödülünü alabiliriz. Bu Numbers Up kartlarına da yeni eklenen 2 tane kart var. Dimaria ve Fabian. Onlara da bakalım. Ondan sonra kadro kurma görevlerine bakıp paketlere geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet, şimdi bir görevlerle başlayalım yine. Herhangi bir şey gelmiş mi buralara? Hiçbir şey gelmemiş. Dönüm noktalarında bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Buradaki Allalig oyuncusu gelmiş bir tane. Bakalım bir kartına. Yüksek yüksek 3-3. Dayanıklılık güzel. Bu MDO. Aynen. Güzel bir MDO bu arada. İspanya'da zaten bir MDO sıkıntısı var. Çünkü hepsi yüksek 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 orta. Atak çalışma oranı yüksek. Böyle bir tane defansif çalışma oranı yüksek MDO'ya ihtiyaç vardı. Bence güzel kart ya. Dribblingi falan da iyi. Boyu kaç? 1.75. Biraz kantevari. Dayanıklık falan çok iyi ya. Defansifi bayağı iyiymiş. Bayağı iyi. Güzel kart bu, bedava. O plasesi de var. Gayet iyi. Bunu bir yapabilirsiniz bence ya. Kolay da, çok zor da değil. Hallolur yani. Güzel kart. Tamam, burada başka bir şey yok. Bundesliga oyuncusu zaten vardı. Tamam. Kadro kurma görevlerine bir bakalım. Herhangi yeni bir şey gelmiş mi? Zaniolo, Asensio. Morata gelmiş. Morata'yı bir inceleyelim bakalım. 1.90 boyu. Orta orta. Beceri hareketleri 3. Direkt eksi benim için. Zayıf ayak 4. Yoksa kart fena durmuyordu. Ama bir bakmak lazım yine de. Bitiriciliği iyi. Hızı iyi. Hızı iyi. Bitiriciliği de iyi. Şut gücü fena değil. Tamam. Buna zaten yine Hunter falan büyük bir ihtimal basılır. Pasları fena değil. Kısa pası iyi. Görüşü de fena değil. Dribblingi 80-75. Tabii şimdi 1.90 boyu var. Bu adamı döndürmek kolay değil. Top kontrolü, dribbling her ne kadar ortalamanın üzerinde de olsa bu adamı döndüremeyiz biz. Dayanıklılığı var, gücü var, agresiflik, kafa vuruşu falan zaten iyi. 1.90 boyu var. 1.90 boy olmasına rağmen zıplaması da çok iyi. Burada bir şey yok. Bu kart ne istiyor bakalım. 85-83. Bence değmez. Bence değmez. Hayallerinin peşinden diye bir tane saçma altın paketi veriyorlar, yazık günah. Tamam, başka bir şey yok. Biz o zaman kartlara bakalım, bir de ödüllerimize geçelim. 3 yeni Adidas Numbers Up. Ya bu Numbers Up'ın da hiçbir olayı yokmuş abi. Bir şeyde, Ocak'ta mı Şubat'ta mı ne upgrade alacak? Bir de Nisan'da. Bu çok kötü bir promoymuş ya. Hiç sevmedim ben bunu. Neydi? Dimaria, Reyna. Reyna vardı ya. Reyna'ya bakmıştık. Fabian. Şu Dimaria ile Fabian'a bir bakalım. İlk önce bir Fabian'a bakalım. Hemen çıkartmışlar zaten. Ucuz. Bu ne abi ya? 65. Oğlum şunların bari hızını bir boostlayın ya. Bu gerçekten çok kötü bir promo olmuş bu arada. Gerçekten rezil yani. Bu hani kart getirmek için getirdiler bence bu promoyu. Yani sırf değişik renkte kartlar olsun diye. Çok saçma abi. Kötü ya bu. Bakmıyorum. 65 hızlı bir adamı kimse oynatmaz. Bakalım Dimaria nasıl? Dimaria'nın umarım hızı upgrade almıştır. Evet, Dimaria'nın galiba hızı upgrade almış ve yani fiyatı da zaten az çok belli ediyor. Beceri hareketleri 5, zayıf ayağı 2. Şu adamın zayıf ayağını bir 3 yapın artık. Bu adam 3'ü hak ediyor. Hızı iyi. Bitiriciliği fena değil. Pasları muhteşem. Driblingi muhteşem. Dayanıklılık var. Agresiflik, zıplama falan. Bu kart çok güzel kart. Bayağı iyi. Ben sevdim. Ben sevdim. Keşke çıksa. Çıksa vallahi kullanırım. Ama zayıf ayak işte biraz sıkıntı. Kanatta ama çok zorlamaz. Forvet falan oynamaz ama. Evet, hadi paketlere geçelim. 4 tane paketimiz var. Ondan önce 3 tane oyuncu seçimimiz var. Haftanın takımına da bir bakalım, adettendir. Haftanın takımında Neymar, Goretzka, Cancelo, Sommer, geçiyorum onları. Akuna, Nkunku fena değil. Nkunku iyi gidiyor. Klaus güzel kart, bizde var zaten. Onun dışında başka bir şey yok ama Goretzka falan çıkarsa bilmiyorum. Upamecano da var. Bir şeyler olabilir. Ama cidden Neymar ya. Hadi Neymar abi. Bizim olayımız Neymar olmalı. Bir kere ya. Bak bir kere. Şu kırmızı hakkımı Neymar'da kullanayım artık. Lütfen.
Hadi abi, 3 tane oyuncu Neymar'da kullanalım lütfen. Bastım. Tamam, Klaus'u alalım. Klaus'u alalım. Birun gelmiş. Klaus iyidir. Bizde zaten informu var. Hemen satarız. Haydi 2. Haydi zıplayalım şuradan. Ay ay. Kimi alalım ki buradan? Bence kimi aldığımız çok önemli değil. Ama güzel ligden birini alalım. Bu olabilir. Bak bu güzel, dengeli bir kart gibi. Orta yüksek. Tamam, bunu alalım. Belki görev merev bir şey de kullanırız. Hadi abi son. Ulan hepsi aynı geldi ya. Yine bir şey olmadı abi şu kırmızılardan. Lan Goretzka var ya, bu sefer baya baya kötü geldi. Bu rezillik ya. Aynısı ya. 3 tane seçimi de aynı gördüm yani şu Klaus haricinde. Neyse, yapacak bir şey yok. Premium Team of the Week paketi var. Ondan da çok bir beklentim yok ama bakalım, paketlerimiz var. Port'la başladık. Fransa, kaleci Maignan. Arkasında bir Mendy yok mu? Yok. Peki. Mega paket. Haydi. Board. Volkat diyecektim. Board dedik. Board geldi. Kim bu? Kiyenliğini değil. Bonucci. 85. Güzel. Mega paketten iyidir bence. Arkasında bir de 83 var. Başka var mı bir şey? Gölge var. Gayet iyi. Bir tane daha Maignan var. Tamam. Şu transfer listesini ben bir düzenleyeyim. Çünkü Jumbo Nadir oyuncu paketi açacağız. Biraz sıkıntı yaratacak o bize. Hatta göstereyim size de. Yani buradaki kartlarım hala duruyor. Neuer falan da var. Komanlar ne durumda? Bir bakalım. Komanlar çok artmadı. Hala 13-14. Aynı şekilde Felipe'ler de çok artmadı. Bunları satabilirim belki ya. Yani çünkü dediğim gibi ikon da geldi. Onda da artmadı. Daha ne zaman artacak? Satabiliriz hepsini. Bayağı bir şey var çünkü, baksanıza. Bayağı bir şey var. Şuradan birkaç tanesini quicksell yapalım. Evet, hangisini açalım? İlk Jumbo Nadir oyuncu paketini açalım. Transfer listesini de bayağı bir düzenledik. Hadi bakalım. Oho! Bu ne? Ne oldu abi bizim şansımıza ya? Bir önceki bölümde iyi açtık diye iyi musluğu kıstı herhalde. Kötü. Bunları gönder. Etmeyecek zaten. Yine yüzü bulduk. Onları ben ufak ufak satarım zaten. Haydi, Premium Team of the Week paketi. Fransa. Nkunku. Güzel, güzel. Nkunku iyi abi, Nkunku iyi. İyi fiyata gidiyordur umarım ya. Güzel yani, çok çöp vardı. Çok çöp vardı. Onlardan biri gelmedi Allah'tan. Ne kadar? Abi Nkunku bayağı kötü ya. Boşuna sevindik. Vallahi boşuna sevindik. Bu kart iyi değil miydi ya? Vallahi değilmiş. Neyse. Yine para kasamadık. Bir Neymar hayalimiz vardı. Yine yalan oldu. Bakalım yani, şimdilik kadrodan memnunum. Buraya herhangi bir şey geldi mi? Yok. Promosyon paketi yok. Yani dediğim gibi kadrodan şimdilik memnunum ama tabii ki bu yetersiz kadro artık. Yani kaç almışız? 16'yı almışız. Bunu da satarız. Ha, bu kadroyu bir şekilde upgrade'lemek lazım. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Yani yan hesapta falan bir 300-350k-160 var. Yani oradan da çünkü draft'a devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz Pele serisi yapıyoruz. Daha bir bölüm atabildim ama. Yani kafalar karışık. Bakalım çıkacak. Elbet bir şey çıkacak. Yani bir bölüm oluyor, bir bölüm olmuyor. Bazen hiç olmuyor. Olacak ama. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.